Faaliyet raporuyla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var ise buyurun söz. Size bir kameraman şey tahsis edelim ya. Görevlerimize başlandı. Ben ise sana verelim. Yok hayır hayır bak kamera var orada sonrasında görüntü verebiliriz. Oyunu. Ha? Söylemiş olayım sonuçta. Şunu yapabiliriz. Gerçekten siz o kadar zorlanmayın. Kamerayı kullanan arkadaşımız sizi çeksin sonrasında görüntü size versin. Tamam başkanım. Sizi zorlamamak adına söylüyorum ama nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın. Konuşma başlama dönemiyorsunuz. Başkanım. Şimdi baktığımızda basının ilgisi kalmadı. Artık basın denizleri çok katran alıyor. Yoksa gündem maddeleriyle ilgili başka bir durum var bilmiyorum ama inşallah bu haftada daha çok dikkat edeceğim diye düşünüyorum başkanım. Sözlerine tekrar başlamak istiyorum. Şimdi başkanım ben biliyorsunuz daha önce meclisinde yoktum. Ama buradaki şöyle bir durum var. Şimdi 2022 yılı paralelerinde de bazı kısımlarda ben burada söz aldım. Bugün de komisyonda komisyon üyesi arkadaşlarıma da bilgi istedim. Ya başkanım böyle bir dakika bana bir yazı veriyor ki. Ya resmi yazıyorum. Bana bir işi de göstersem size. Yani şöyle bir küçük yardım size kavramış bir yazı. Yani dedim ki 2022 yılı 2022 yılı 2. ayında 2022 yılı 13. ayı faturasını bana belgesini verin bir bakayım ya. Sonuçta tamam bu 2022 paralarında ben olmaktan da ama bunu koruyacak olan ben yani başkası değil. Yani. Bunu istememe rağmen sayın genel müdür geldim. Valla ben avukat arkadaşa da söyledim, yetinmedi başkanım. O neyse onu o usul değil, usul geçmiyor. Şimdi başkanım baktığımda, şimdi 2022 yılında yine Hakan Bey'in şahittir. Şehir Kenan Bey'de meclis grubu olarak, Kenan Bey'in grubu olarak, o dönemde Latif Avukat'ın orada konuda bir tartışmamız da olmuştu. Biz bir önerge vermiştik. Tabi dolayısıyla o önergenin verildiği yer Şehir Kenan Bey'de meclis olmaması ama biz halktan aldığımız talepleri orada iletmesi için Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarımıza bunu iletin diye bir şey vermiştim. Siz 2022 yılı Kasım ayında %23'lük konuları bize anlatmıştınız. Şimdi ben buna baktığımda görüyoruz ki, görüyoruz başkanım bu yapmış olduğumuzda şu anda mesela 2022 yılında 1. ayın 10 metrelik faturası 5.97 iken 12. ay faturası 10 lira 70 kuruş. Şimdi ben kızlar bunu orantısını da sordu. Bir yapmadım. Ben gördüm. Eski aylardır cahil olduğum için. Matematiğin iyidir ya sayın. İyidir. %90'a yakın bir enflasyon fiyat uygulanmış. Bunun içerisinde %73'lük zam da var mı? Bunu soruyorum. Kasım ayında almış olduğunuz. Hayır ben çünkü merak ediyorum. Sen gelmedin. Yani ayrı bir sürü cevap şimdi alırsam var ya. Yok. Siz bence bitirin ondan şimdi sonra cevap versin. Bu mesela 2022 yılındaki 5.97 ile 12 yıl içerisindeki 10.70 arasında bu %70 almış olusu var. Zaman da bitmiyor. Asya'nın rüyası değildir. Acaba 2023'te mi bunu aldı? Onu da 2023 yıl partilere geldiğinde görüşürüz. Şimdi başkanım, dolayısıyla ben Türkiye'deki su fiyatlarını da iyi çünkü araştırdım. Daha önce araştırdım. Bilgim de var. Mesela sabah kalktım. Adana, Mersin, Hatay, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adıyaman, Kilis. Hepsine baktım araştırdım. Hepsinde bilgim var. Yüksek olan yerler var. Düşük olan yerler var. Dolayısıyla benim burada itirazım şuna da sayın başkanım. İtirazım şuna da. Mesela şimdi seçimlere gidiyorum. Yine söylüyorum. Buradaki mesela Doğalgaz'la ilgili bir indirim gerçekleşti. Doğalgaz'la ilgili bir indirim gerçekleşti. 25 metreküp'e kadar kullanım bedeli alınmaması yönünde bir indirim gerçekleşti. Bu şekilde dolayısıyla yine bir öbekten bahsedeyim size. Mesela Antalya Belediyesi en son bir uygulama yaptı. Bunu anlamda söylüyoruz. 5 dolar var. Bunu 1 TL 1 TL halka su kullanımı açtı. Yani şimdi bize böyle %23 zam yapmayıp da en azından bu dönemde zaten biz geldiğimizde inşallah bunlarla yükseleceğiz de ama işte en azından bu dönemde bu halka bir fayda sağlasak diyorum. Yani yeni katıldığım bir bazı genel kurumda bunlara bir fayda sağlasak diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta faaliyetlerle ilgili bir şey söylemem pek iyisi de olacaktır. Çünkü faaliyetlerle ne iyisine yapılacak, güçsüne yapılacak. Ama
benim dışarıdan takip ettiğim kadarıyla bunlar başkanım eksikler olarak görüyorum ve ben buradan yine bir kez daha öneriyorum. Gelin seçme bir hafta var. %30'luk sulamı yaparım. Son 3 günde şu anda Paris'e öndürelim. Yani en azından yine teşvikçiler hafı dile getirmiştir. Yine teklif ediyorum. %30'luk sulamı, %20'lik sulamı burası getirecekler diyorum. Çünkü buradan çok tepki ve çok şikayet aldık. Bunu da Büyükşehir Meclisi'ne sormam. Hasretimle bunu bildiriyorum size. Artık karar ve takdir sizler biliyorsunuz. Tamam. Lütfen yayını kesme benim cevabım. Benim cevabı da gönder. Benim cevabı da yayınla ama ya olmaz ki yani sen söyle söyle. Ya beni çekme hayır. Nereye, hangi mecrada yayınlıyorsan cevabı da. Hayır hangi mecrada yayınlıyorsan. Sayın Sucu önce şunu belirteyim. Gaziantep 30 büyükşehir arasında su bedeli anlamında 13. sırada. Sizler de hatırlarsınız. 2004 yılında Gaziantep Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor. 2004 yılında. 2014 yılında 4. sıradaydı. Şu anda 13. sıradayız. Ve söylemiş olduğunuz fark her düzenlenmiş olan TÜFE'ye endeksli olarak artışlar yapılıyor. Doğru. Ama şöyle de bir durum var. Biz zaten 2018 yılında suya %27 indirim yapmıştık. Sizler de hatırlarsınız o dönemde bizim meclis üyemizdiniz. Suya %27 indirim yaptı. Evet. Sonrasında enerjiye gelen zamlardan dolayı hakikaten kaskeyi kendini çevirebilir boyuttan çıktığı için rahatsız etmiş olduğunuz zammı yapmak zorunda kaldık. İstatistiksel bir bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gaziantep'teki abonelerin 0-100 TL ödeyenlerin oranı %28.99. 100 ila 150 lira arasında ödeyenlerin oranı %19.19. 151 ile 200 TL arasında ödeyenlerin oranı da 19.60. Hepsini üst üste topladığımızda %68 yapıyor. Yani şehrimizde yaşayan kaskı abonelerin, vatandaşlarımızın %68'i 200 TL'nin altında su faturası ödüyor. Keşke imkanlar olsa daha da indirim yapabilsek ama yatırımların yapılabilmesi için, daha sağlıklı suya ulaşabilmek için, yağmur suyu hatlarının, kanalizasyon hatlarının döşenebilmesi için bir şekilde bunun ücretlendirilmesi gerekiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Tabii buradan siyaset yapmak çok doğru. Olmayan bir şey düşünüyorum. Dünyadaki temiz su oranının %2. Bunun %77'si tarımsal sulamalar kullanılıyor. Diğerisi de içmeler, diğerlerden de kullanılıyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nden aslında şu bayat raporu ile ilgili konuşmak istiyorum. 2022 yılı bütçe gerçekleşme oranına bakıyorum. 1.893.000.000 diye bir rakam gördüm. 2022 yılı gider bütçesine baktığında da 2.600.000.000 bir gerçekleşme oranını gördüm. Arada 700.000.000 gibi bir fark var. Aslında GASKİ bakmıştık değil mi? Gerçekten. GASKİ biz siyasi olarak bir kurumun bakmasını da çok istemiyoruz. Bakmasını istemiyoruz. Borçlanma yetkisiyle GASKİ hayatları kurmaya çalışıyor. Yatırımlar yapmaya çalışıyor, yeni imar alanları açılmış, o yeni imar alanlarından bu bütçeyle, bu oranlamayla mümkün değil, yapması mümkün değil. Ya iç ve dış borçlanmasını yapacak ya da kendi su gelirleri, elektrik gelirlerini ancak karşılıyor. Şimdi siz düz bağ dediniz, gerçekten düz bağ projesi doğru bir projeydi. Ben ona bir şey demiyorum. Fakat burada sunumlar yaptığınızda, sunumlarda Düzbağ Projesi'nin kendi cazibesiyle gelecek dediniz. Fakat orada yanılmıyorsam 5-6 tane pompayla geliyor ve müthiş bir elektrik sarfiyatı. Tabii elektrik sarfiyatı Türkiye'deki enflasyonun oluşmasıyla, %180-200'lerdeki enflasyonun oluşmasıyla bu 20 bin lira, 20 milyon ödediğimiz elektrik, 120 milyon ödediğimiz elektrik
140 milyona, 200 milyona çıktı. Bu da gazetenin büyük bir oranda iflasına doğru diyeyim, artık yani borçlanmazsa ona doğru gidiyor. Şimdi bakıyorum tekrar atma tesisleriyle ilgili bizim su atma tesisi, İstalya Boğaziçi, bir yatırımlar var, Beyler Bey, Beykent, Kuzeyşehir, Kızılhisar, 2023 Nisan'da tamamlanacak denmiş. Sen gelen müdürüm bunlarla ilgili bir açıklama yapar. Belki bu bütçeyle bu oranlarından tamamlanacağını zannetmiyorum. Ayrıca yeni imar açılan bölgelere inşaat ruhsatı verildiği zaman GASP'nin yatırım getireceğini çok göremiyorum. Tekrar baktığımızda 2022 yılı açma kesme oranından bir önceki yıla göre bu artık ekonomik krizden mi kaynaklanıyor? Onu da GASP'nin müdürümüz burada izah eder. 58 binken 120 bine çıkmış. Faiz gelirlerine baktığımızda faiz gelirleri son 3 yılda 96 bin 32 milyon 96 milyon 32 milyon ve son 2022'de 70 milyon bir rakama oluşturmuş. Tekrar bunların içerisinde 923 milyon gibi bir iç kaynaklı borç var. Bu JICA'dan gelen ve Euro bazında olabilir. Bu 923 milyonluk borç miktarının kur artışıyla birlikte yani Türkiye'de de bir ekonomik kriz var. 1,5-1 katı falan olacağını zannediyorum. Bir an önce bir çözüm bulup GASP'nin de sonuçta burada biz yaşıyoruz. GASP'nin de işte bu borç miktarının ve bütçe gerçekleşme oranlarının tutmasını ve yatırımlarının tamamlanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Birkaç cümle söyleyeyim. Evet, buyurun. Özellikle bilmek isteyen insanlara selamlıyorum. Gerçekten bölgünleri gördü ki aslında su olmayan bir şehirde standart gayretleri yapmaya çalışıyor. Yani şehirde bir gündüzün 90 Maraş'tan geliyor. Biz bu projesiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu projesinin tehlikesi aslında minimum tehlike. Yüz bar proje emniyeti bir proje. İnşallah yüz bar projesi şu an regülatörü de ama baraj gitti zaman sıfır yedi olacak ama şöyle söyleyeyim anlaşılabilmesi için bizim yüzü kuyularının tevkif yüksekliği 500 metre. Kartatya barajının tevkif yüksekliği ise 100 metre. Yüz barda şu anda bir tevkifimiz sadece regülatör yapısı gibi kuyularımız arasında o da sadece 120 metre ondan sonra hiçbir tesis tevkifi falan yok. Yani şu anda büyük bakımımızı gerçekten ben burada tüm gençlere teşekkür ediyorum. Her noktasında desteklediğiniz zaten belediyesinin eline. İnşallah büyük bakımımızın devamlı da biz hep beraber inşallah önümüzdeki sezon bir barajdan bahsedeceğiz. Baraj gittiği zaman ki barajla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Barajla alakalı da şu an için belki görüşmemiz devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolay kadar bir finansman ile ilgili. Bu baraj gittiği zaman hem enerji üreteceğiz, hem de hem de su ve sağlıklı suya sorulacak. Şimdi tabii finansman modeliyle de alakalı ben kesinleşmedi ama bir şey söylemek istiyorum. Biz Çinlilere şunu söyledik, baraj bitene kadar bizden para istemeyin. Baraj gittiği andan itibaren, 30 yıl var diye konuşuyoruz. Emekli edebildiğimiz parayı taksitlerle ödemeyi istiyor. İnşallah ben önümüzdeki dönem neyse, Gaziantep en önemli projelerinden bir tanesi de projesi bitmiş, finansmanla ilgili görüşmeler devam eden ilk baraj projesi olacak diye. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi ben bölgeyi çok bilmem birisiyim. Mesela Mersin suyunu nereden aldığını çok iyi biliyorum. Alanda nereden aldığını biliyorum, Tatlar'ı biliyorum. Şanlıurfa'yı biliyorum, Adıyaman'ı, Maraş'ı biliyorum. Daha sen de bilsin, kendine özgü, sadece içmek suyunu temin ettiği bir barajı maalesef yok. Kartalkaya barajı, ağırlık olarak sulama barajı ve oradaki çiftçiler o sulamaya daha çok su verebilmek için Gaziantep'in oradan istifade etmesini arzu etmiyorlar ve biz büyük sıkıntı çekiyoruz. Yüz bağı bu anlamda hem kaliteli suyun olduğu yer hem de mevva kalitesinde ve cazibeyle gelecek. İnşallah hep beraber bu barış kurdusunu tamamlarsa Gaziantep'te hani suyla alakalı hem kalite vermeyi bir fiyattan çok fazla konuşmayacağız. Sayın Meryem Hanım, burada bir
arada yapmış. Şimdi Fahrettin Bey yönelinde, Asım Bey yönelinde, burada Fahrettin Bey yönelinde bir sizden de ilgili. Tanıştık. O dönemde de biz, size de geçen dönem yani burada da aynı sorularda olmuştum. Fırat Sürü'yle ilgili bir çalışmanızın olmadığını da sormuştum geçen dönem. Ve onunla ilgili Fahrettin Bey'e dönemiştik, size dönemiştik geçen dönemden söylüyorum. Güneş enerjisi santrallerine bu şekilde su getirilen bilgiye konusunda bir önerimiz olmuştu. Ama sonuçta siz de bunun videoların çalışma olduğunu, düşündüğünüzü, böyle bir bilginizin olduğundan hep de bahsetmiştiniz. O konuda bir bilgi alabilir miyiz? Yani ne durumdayız? Ben tamam. Yıllardır merak ediyorum. Tabii. Öncelikle yüz bağım suyu da bir Fırat'ın bir suyu. Yüz bağım suyu Fırat'a bir 50 giymiş botlarından dökülen kaynağında çizilmemiş kaliteli su. Fırat'a geldiği zaman yani Bilecik'ten bahsediyor. Bilecik'teki su tabii ki ta Fırat'ın başından ve çiğnenmeye maruz çok ileri arıtmamız gereken bir su. Şöyle söyleyeyim çok net bir ifade. En az 5 tevbiyle bazen değerlenmesi gerekiyor. Yani ama bununla ilişkinde şöyle ben bir araya gireyim. Söylediğiniz doğru olmakla beraber yani sen genel müdürün de açıklama yaptın. Maliyet anlamında Fırat'tan getirilecek olan suyun şehrimize maliyeti çok yüksek olacak. Fakat olmayan su en pahalı. Yani su, susuz bir hayat olmayacağı için biz alternatifleri düşünüyoruz. Ben hemen söyleyeyim. Yok ben de ileteyim. Sorunuzun cevabı olmuş olacak zannedersen. Organize Sanayi Bölgesi ile beraber çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi organize sanayinin suyunun Fırat'tan temin edilmesiyle alakalı bir proje çalışıyor. Bizim protokolümüz şu şekilde, biz de onlara destek oluyoruz. Şehrin ihtiyacı olması halinde Fırat'tan gelen suyun tamamı şehre verilecek şekilde aramızda anlaşma var. Onu belirtim. Yani dolayısıyla Fırat'tan şehrimize su gelmiş olacak. Bizim önerimiz suyu dolanı hatırlarsanız, Güneş Enerji Santrali'ne buranın beslenmesi yönünde yapmış devlet modeliyle belediyemize de yük getirmeden, baskımıza yük getirmeden böyle bir önerimiz olmuş. OSB ile beraber çalışılan proje evet. O şekilde zaten. Aynı söylediğiniz şekilde. Evet. Herkes anlamında hem de cazibe meyvesi anlamında. Şimdi biz şu anda hani o senenin yaptığı projeyi birlikte inşallah aynı için ama DSE ile görüşüyoruz da bundan sonra bir proje burada varmış. Varmadan sonra zaten ne kadar dayan projemiz var. Yani bu projemizin güzelliğini belli edin. Yani şöyle DSE bize şunu söylüyor. Önce bir yüz bağ barajını güzelim. Ondan sonra yani bu anda projemizin güzelliğini nereden besleyeceğimiz bilelim. Araplar, soğuk, soğuk, müzik olsun, dansın dedim, hangi bölgelerin mesleğimiz bile belli. Yani şu anda tabii ki bizim bu dediğimiz son derece doğru ama şöyle bir durum var, pahalı bir su, zor bir su, onu ihtiyaç alanında kullanacağımız bir suya dönüşecek o. Bizim bundan sonraki gündemimizde inşallah katılıyorum ama maliyeti, ama bu dönemde isteyeceğimiz yüz barajı olacak inşallah. Çünkü su cazibeye gelecek. Şimdi şunu da ben söylemek istiyorum. İstediğiniz kadar güneş enerjisi tarlası koyuyoruz. 5 tane tepki olacak. Hep tepki 5 tane motopomp olacak. 25 tane motopomp. İsterseniz enerjisinde yani güneş enerjisinde çok önemli değil. Bu çok riskli bir risk. 25 tane pompanın sürekli çalışmasını bir arıza anında düşünün. Dolayısıyla bizimki herhangi bir korku olmayan, tamamen cazibeyle gelen kaliteli bir su. Bizim bu projeyi zaten sadece biz tek başımıza öngörmüyoruz. Devletin de artık suyla ilgili kanaatleri bu yönde. Ama dediğimiz proje inşallah önümüzdeki süreçte hangi güzergahtan geçireceğim ben size tekrar önümüzdeki günler bu projeyi de paylaşacağım. Bu fiyat konusunda da gerçekten de hani hiçbirimiz fiyatımızın yani pahalı olmasını istemeyiz ama bugün gerçekten de yaklaşık 20 liraya yakın mal ediyoruz, 15 liraya satıyoruz. Ve Türkiye'de biz onun için sıradayız. Bizimle beraber aşağı yukarı bütün su kanalı ibadetine tüfe uyguluyorlar. Yani çünkü başka çaremiz yok. Maalesef oradaki ben bir tarafı düşünerdi. 80 sene 2022 ile 13 ile 13 aylık tüfe oranı %72.33. Ama
ne kötü konumunda değil de mesela bizim benim yaptığım mesela %90. Orada bir fark var. Yani %18 bir fark var. Sana göre. Ben burayı bir itirazım buna. Biz zaten yapmadık. Aksine Türkiye'nin dolar markası önemli de oldu. Yani nasıllardan bir hesaplama hatası olabilir. Yani öz itibariyle şu... Onun için ben basam işte bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Aslında sana idare ettiğim bir hikayeler. Bakın ben dün basın genel bir üzerinde. Yani Türkiye'nin hangi bölgesinde olsak olalım. Şu bana idare edip biraz siyasetten uzak olması ve hapşehirler nasıl yardımcı olabilir? Aynen ben sana bir siyaset yapmadım. Ya yok ben de yani, yani onun için yani bizim fiyatlarımız yani mümkün olsa hepimiz daha aşağı çekelim ama yani bizim kurum biraz daha tuttuk ama bugüne kadar destekler de verdim. Allah razı olsun. Yani biz de hani hep beraber çalışıyoruz. Projede hepimizin emekleri var. İnşallah bundan sonra da güzel projeler yine hep beraber yapacağız. Sayın Genel Müdürüm, bir iki yılda sadece TÜFE değil, TÜFE'nin de uygulamalı da var. Mesela o ileride bilgi verirseniz. O ileride var. Biz de var da var, daha fazla. Yıllık bazı yapanlar var. Antalya'ya artık bakarsak doğru bitti bir an. Antalya'ya bakalım. Değerli arkadaşlar, vakitte geçiyor, uygun gibi sanırsan. O ilk anı. Şey, değerli arkadaşlar, süre de geçiyor. Uygun görseniz oylamaya geçelim. Normal şartlarda tek tek isim okularak oylanması gerekiyor. Ama toplu oylama ve arkadaşlarımız notunu alsın, kabul edin. Faaliyet raporu, tek tek oylanma, bütçe tek tek oylanma. Faaliyet raporu toplu da oylanabiliyor. Tamam, peki. Ama normalde öyle olması gerekiyor. Toplu oylanma hususunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Faaliyet raporunu kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.